Şu anda sabah saat 7:30. Görüyorsunuz. Hava kapkaranlık. Bekle. Bakın. 6:30'da. Yani size göre 7:30. Bakın. Şöyle. Evet, şimdi okula doğru gidiyoruz. Evet, bizim arabamız. Bakın. Öyle. Ön tarafta bayrağımız var. Şöyle az zoom yapalım. Evet, şimdi okula doğru gidiyoruz. Öyle. Burası Almanya zaten, görüyorsunuz plakalardan da belli. Evimiz şurada en üst katta. Şurada parmağımın ucunda. O cam kapalı olan, işte o perdeli olan yer bizim. Böyle yani, burada hep tek katlı evler var. Böyle apartmanlar çok az. Bunlardan yani 2-3 katlı en fazla. Öyle. Bu da bizim arabamız. Çelik jantla. Çelik. Yani her şey çelik. Burada multimedyamız var. Değişik. Ama bu bu arada burada bu koltuklar olmadan küçükler seyahat edemiyor. Ben dahil değilim. O yüzden çok mutluyum. Öyle. Şimdi okula gidince ben bir daha video atacağım. Okula gidince. Aa dur. Ben eşyamı unuttum. Şimdi okula geldik. Şöyle kısa bir video yapalım. Burada halen klasikler var. Burada buram böyle. Burası Daziki. Ben burada Almanca öğreniyorum. Görüyorsunuz zaten. Frau Bettersen öğreniyor. Öğretmen ismi bunlar. Sınıf öğretmenlerinin ismi. Burada böyle. Şu beyaz şeyler. Bakın şöyle göstereyim. Şu beyaz şeyler. Bu kağıdı zoomluyor. Ondan sonra şurada da şey var bakın. Orada bir tane ne onun adı? Bir dakika ya. Projektör var. Ona bağlanıyor, oradan tahtaya aktarıyor. Ne olacağını. Böyle. Şimdi inelim buradan. Çünkü birazdan dersim başlayacak. Burada birinci ve ikinci sınıflar oluyor. Karşı tarafta büyük bir tane daha Hauptschule var. Orası da var. Burada ortaokul 10. sınıfa kadar devam ediyor. Böyle. Her tarafta hep grafitler var. Burası birinci sınıfların yeri. Böyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar hep burada oluyor. Şurada da devam ediyor. Şu arka tarafta var. Buradaki oyun yerleri şöyle göstereyim. Böyle telefona bakıyormuş gibi. Aşağıya doğru tutacağım, üzgünüm. Şimdi. Evet, burada full Ukraynalılar var. Ukraynalıların yeri bura. Bunlar Ukraynalı. Burada adımlar var. Bizimkiler var orada. We get there. We get there, Pina. Good. And then? Yabancı. Trip to idiot. Bunlar bizimkiler. Burası Daz 1. Burada buna bu duruyor. Bu mal duruyor. Bu da bizimle birlikte Daz 2'ye geliyor. Burası böyle. Videoyu kapattım da eşşi oldu eşşi bak. Burası da böyle, şöyle gösterelim. Öyle işte, burada da var. Her neyse, bu şekilde böyle konteynerlarda da duruyorlar. Ha, burada da bizimkiler var. Hey! Gitti ya. Oh good, oh good. Bu da Mişe. Hadi eyvallah, bu da Dima.
Ben şimdi gidiyorum. Pauza yayından video yapacağım. Bizim okulda göstereceğim. Ali'ye iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, bu da okulumuzun böyle bahçesi, böyle kocaman. Bu okulumuz böyle. Neyse. Şimdi... Şuraya gidelim. Burada büyükler duruyor daha çok. İyisi göstermeyelim. Neyse. Evet. Şöyle şimdi aşağı indim. Devam edelim. Yine burada da durur oğlum. Evet, böyle şimdi devam ediyoruz. Böyle okulumuzu... Hoca var ya. Hoca olmasa videoya devam edeceğim de. Neyse. Ay. Burası bisiklet yeri. Full bisiklet dolu. Bisikletler geliyorlar daha çok. Şöyle şuraya geçen de telefonla oynuyormuş gibi yapalım içeriye. Şöyle. Bu şekilde okulumuzun önü. Şurada basketbol sahası var. Öyle. Öyle işte. Burada böyle görünüyor bir de okulumuz. Yani öyle. Şurada hort var yan tarafımızda. Burada çöp konteynerleri, elektrikli skuterlar falan. Derken böyle devam ediyor işte. Öyle. Yani burada yine çöp var. Burada bizim sınıftaki mallar var. Öyle. Şöyle gösterdim. Neyse, ben buna devam edeceğim. Şimdi yani okulun sonuna kadar geldik. Yani burayı göreceksin zaten. Daha devamını da gelecek bu videonun. Şimdi ilk pauzadan böyle gösterelim. Bugün 3 ders ama saat 11-15 geçe bitiyor. Devam edeceğim tabii ki. Yani şimdi değil. Öyle. Neyse, iyi günler dilerim. Görüşürüz. Evet. Bu şimdiki... Az bir dur. İdi nahuy. Evet, burası şimdiki sınıfım. Burası daz 2. Burası daz 2 böyle. Daz 2. Böyle. 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 Burası böyle daz 2. Burada Türkler, Ukraynalılar, herkes birlikte. Burada kesinlikle... Burada kesinlikle mi kesinlikle Almanya? Hadi görüşürüz ya. Hadi eyvallah. Şimdi bugün 3 dersimiz vardı. O da bitti. Şimdi Datsa'ya doğru gidiyoruz. Şu kitabı bırakacağız. Öyle. Şimdi bizim burada mallar geliyor. Ukraynalı, Türk, hepsi karışık geliyor birlikte. Öyle. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi yola. Evet, şimdi tuvaletteyim oğlum. Bra. Şimdi geyik muhabbetimiz bitti. Şimdi Hasan'la birlikte. Ondan sonra Hasan diye bir tane arkadaşım var işte burada, Türk. Ona bir de geyik muhabbeti yapıyoruz böyle her pazartesi. Neyse, işte o da bitti. Şimdi DATS'a doğru geçiyorum ben. Pardon, DATS'a doğru demişim. DATS'ın önündeydik zaten. Bugün benim 3 dersim olduğu için, yani saat 7.45'ten saat 11.15'e kadar dersim olduğu için, bir de benim ders yardımına gittiğim için, yani horta gittiğim için, o yüzden burada saat 12'ye kadar bekliyoruz. Bayağı bayağı zaten bayağı bir goy goy yapıyoruz öyle. Her neyse, şimdi gidiyoruz, yani bildiğin gidiyoruz. Ben zaten videoda olacağım. Hatta üzerine bir tane maçım var bugün. 1v1 yapacağız. Bir tane orada Linus diye bir adam var, onunla birlikte 1v1 atacağız. Hadi bakalım. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Şöyle yere doğru tutmam gerekiyor. Çünkü başka birisi görürse ağzıma eder. Her neyse, şöyle gidelim. Yavaş yavaş, kenardan. Saat burada 12 çeyrek geçiyor. Evet, şimdi arkadaşını da gördüm. Burada bizim mallar var. Belki görürsünüz. Burası bizim okul. Mal mal bağırıyorlar şimdi.
Bağırın, sizler çok bağırırsınız. Sizin bugün 5 dersiniz var enayiler. Evet, az kaldı. Şimdi hort burası. İçinde gezdireceğim zaten sizlere şimdi. Bu hortun içinde böyle eğlence yeri de var küçük. Yani eğlence yeri midir, çile çekme yeri midir, karışık birazcık. Olsun, olabilir. Öyle işte. Öyle. Dur dakika. Yine boynuma ne oldu ya? Neyse. Kaşın yani bir şey yok. Burada böyle. Kaloriferimiz var küçük. Hello. Bu is Monique. Okay. Monique lavaboya çıkmış. Oradaki görevlilerden biri. Neyse. Şimdi. Evet. Böyle. Eşyalarımızı dolaplara koymak zorundayız. Çünkü. Şale. Ya let's go. Çünkü buranın birinci kuralı. Eşyaların her zaman düzen tutmak. Burada halen daha beslenme götürüyorum okula. Yeni sınıf olduğuma bakmayın ama halen daha beslenme götürüyorum. Çünkü yani insan ister istemez acıkıyor. Şunu da şöyle. Evet. Bu da böyle. Böyle bunları da buraya bırakıyorum. Böyle bunlar da böyle. Herkes eşyasını bırakmış. Alo. Evet, burası da böyle. Das einfach. Burada da böyle oyunlar var. Burası House of Cabernet. Burada ev ödevlerini yapıyorlar. Yani ev ödevi için burada ders yardım yapılıyor. Benim bugün neyse ki hiç ödevim yok. Çok mutluyum. Öyle. Neyse. Evet, şimdi içeri girelim. Şöyle. Burada böyle bir şeyler çizmişler. Anlamadım ben de. Burada böyle 3D printer'ımız varmış. Kırmışlar sağ olsunlar. Burada bunlar var. Kaset çalar. Abi böyle Legolar var. Bunlarla oynuyor böyle 4. sınıflar. Burada 7. sınıfta bitiyor. Çoğu kişi de şey böyle. Yani burada da bir tane müzik çalar var. En sevdiğim yer. Bu da benim koltuğum sayılır. Hep buraya yatarım genellikle. Ve son yer değildi ya. Bir yer daha var. Burası da oyun odası. Böyle hep ter kokar. Her zaman ter kokar ve her zaman dağınık olur. Böyle bir şey yok ya. Bilmiyorum. Neyse, şuradan geçelim. Hadi be, açılmadı. Neyse. 2 dakika. Evet, buradan geçmem gerekiyordu. Burada videoyu kestim çünkü bizimkiler yani ne olur ne olmaz. Video çektiğimi anlamasınlar diye. Evet, burada bilmediğim bir oda var. Burada erkek ve kadın tuvaletleri var. Burada masa tenisi için bir tane masamız var. Böyle hatta nasıl kuruldu da görünüyor. Burası kitap okuma yeri. Burada bir sürü kitap var. İstediğini yani alıp burada okuyabiliyorsun. Buraya oturabiliyorsun. Hatta bak, okuma bölümü diyorlar. Ben buraya daha çok gelip böyle oturup ya telefonla, yani sadece cuma günleri burada telefonla oynayabiliyoruz. Büyük ihtimal yani cuma günleri telefonla, ama cuma günü yani benim lauf takım var, maraton var okul için. O yüzden bu hafta olmayacak. Ya da buraya otururum, böyle kitap okurum. Yani yok, kitap okumam burada yani, çünkü da birazcık şey, bura kötü kokuyor. Yani buraya otururum, daha çok telefon oynarım eğer cuma günü yani zamanım olursa. Öyle. Evet. Yani şimdi yani günlük vlog daha bitmedi, okul vlogumuz daha devamı gelecek. Ben şimdi bunları editleyeceğim. Bugün pazartesi, yarına yollarım anca. Öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi yemek yeme için bir tane hortun alt tarafında bir tane yemekhane var. Oraya gidiyoruz. Tabii ki de oradaki yemekleri ben yemiyorum. Çünkü oranın yemeklerini hiç sevmiyorum. Oranın yemekleri yani acayip kötü ya, bildiğin.
Hani anladınız siz. Çok kötü tadı. Hiç hoşuma gitmiyor. Neyse bir gidelim. Pitcher'dan yani oraya kaydolmamız gerekiyormuş. Hortum çünkü ana bina sonrası. Hemen gideceğiz geleceğiz. 2 dakika. Şurası. Ben burada şimdi telefon açamam. O yüzden videoyu kapatıyorum. Hadi eyvallah. Evet şu yemekte makarna varmış. Duao. Neyse şimdi yemekte peynir varmış. O yüzden pardon peynir demişim. Yemekte makarna varmış. O yüzden onu yemedim. Aslında ben yani makarnayı seven bir insanım ama burada arkadaşlar ne yazık ki hiçbir yemek yani tuzlu ya da şekerli yapılmıyor. Anlamıyorum. Yani mesela sizin önünüze böyle atıyorum ki bir tane çilekli pasta koysalar. Ama ne çileğin tadını alıyorsunuz ne de yani pastanın şekerinin tadını alıyorsunuz ne de çikolatanın tadı. Yani hiçbir tat yok. Tatsız, tutsuz yani. Bildiğin yemek yiyoruz yani hiçbir şey olmadan. Bence yani o da yani bence yemek değil. Hiç yemek değil hatta. Yani bildiğin yani başka bir şey yani. Başka bir yerden gelmiş bir malzeme. Ama sadece yenilebiliyor. Yani çok aç kalsam yer miyim? Bir ihtimal yani tadı kötü olan yemeklerin yanında. Yani güzeldir bence yani hem tadı yok. Ama yani benim hoşuma hiç gitmiyor yani ben sevmiyorum. Benim yani yiyeceğim yemekte tat, tuz ya da şeker çok önemli özellikle. Eğer onlar olmazsa ben o yemeği yemem arkadaş. Ondan haberiniz olsun. Hadi iyi günler. Şimdi hortta canım sıkıldı. Yani hortta canım sıkılınca daha çok böyle yani bilmiyorum. Yani hortan dışarıya çıkarım abi okulu gezerim. Bugün yanımda AirPods'umu da getirmiştim. Şimdi onları taktım. Oradan müzik dinliyorum. Böyle şekilde. Neyse önemli değil. Şimdi işte yani müzik dinliyorum. Canım sıkıldığı için. Yani öyle. Akşam da zaten giderken bir daha video çekeceğim. Yarın da bize zaten tatil. Bu Almanlar önemli bir şey var mıydı? Var mıymış? İşte neyse işte. Neyse ne. Biz de şimdi o ne onu ya? O Almanların tatilinden dolayı biz de tatildeyiz. Cuma günü maraton var. Maratonda maraton arada bisikletle gideceğim. O zaman yine video gelecek. Bilmiyorum bakalım maratonda nasıl olacak. Büyük ihtimal. Was? Was? Ich weiß aber es ist geschlossen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich war neu in der Deutschland. Ich bin nicht da. Tschüss. Neyse önemli değil. Şimdi dedi ki burada önceden bisikletler varmış. Yani böyle okuldan bisiklet alıp ertesi gün geri getirebiliyorduk önceden. Tabii yani deliklerine göre tabii. Ben o zamanlar yoktum. Yani bilmiyorum. Şimdi orayı kapatmışlar. Herhalde ben geldikten sonra her yer kapatılmaya başladı. Ben de bilmiyorum. Öyle işte. O zaman yani bilmiyorum yapacak. Yani bugün büyük ihtimalle bir tane canlı yayın açacağım. NFS falan. Yani bilmiyorum kafama göre bir oyun canlı yayını açarım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın yoksa. Anladınız mı bak. Vallahi bak şunu. Ona göre bir daha gruba video atmam. Neyse. Kanalımda da EBC Beta bu arada. İsterseniz abone olun. İstemezseniz abone olmayın. Abone olun lan. Abone olun. Öyle işte. Her neyse önemli değil. Yani o kadar. Allah kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de son kez. Bir göstereyim bakın. Almanlar kesinlikle çok temiz arkadaşlar. Yerde kesinlikle bir teneke kutu. Ondan sonra bir sürü çikolata çöpü görmüyorsunuz. Kesinlikle veya kağıt mat. Hiçbir şey yok. Kesinlikle Almanlar çok temiz. Bakın bak bak. Kesinlikle temizler. Dünyadaki en temiz insanlar bunlar var ya. %100 temizler bakın. Hiç buraları hep temizliyorlar buraları ya. Her ay temizlerler bunlar buraları her hafta. Şaka yapıyorum bu arada. Hiç yani. Burası çok pis. Yani dediklerine hiç bakmayın. Ben de
Yani ben de gelince öğrendim. Bir de diyorlar ki Almanya şey, Almanya yani ekonomik açıdan iyi. Tabii yani o doğru. Ama yani insanlık yok. Burada insanlık yok böyle. Millet ne dışarıya çıkar yani. Dışarıda var ya, kapının önüne baksan. Bak şimdi eve gideceğim. Kapının önüne baksam hiç kimse yok. Okulun bahçesindeyim, yine bomboş. Hiç kimse yok yine. Şimdi Türkiye'de olsak var ya, burada en az, bakın özellikle diyorum, en az 100 kişi var mı? Ama ne yazık ki o da yok. Yani. Evet, o yüzden ya, Almanya'yı sevmiyorum. Almanya'nın sosyal olarak hiçbir şey yok. Sosyal sadece yani böyle okulda ya da yani böyle okulda yüzme alanlarında daha çok insanları orada görebilirsiniz. Orada bile yani az insan var yani, siz düşünün. Sokakta insan yok. Gelen geçen hep evde. Yani Almanlar asosyal. Yani acayip asosyal. Hayatımda gördüğüm en asosyal ülke yani burası. Zaten bir tane ülke gördüm. Bir Türkiye, bir burası. Başka yani aslında var ya, geçen gün görmüştüm de yani. Oralar da böyle doluydu ama yani geyken görmüştüm ama yani Avrupa'yı gezdim, bakın ta arabayla geldim Türkiye'ye kadar. O zamana kadar zaten Avrupa'yı da gezdim ama yok. Yani ben böyle bir şey görmedim. Burası bomboş. Bakın şurada 2-3 tane çocuk var yani. Onlar da zaten şey, bebek. Öyle. Neyse. Allah'ım inerdi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi arabanın içindeyim. Bunu buldum. Açtım bak. Ben yani birazcık acıkmıştım. Şöyle koyayım. Evet, şimdi bunu yiyeceğim. Bizimkiler de gelecek zaten birazdan. Öyle işte. Şimdi arabanın içinde duruyorum. Arabamız bu arada Volkswagen. Görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi bir yandan müzik dinliyor. Böyle işte böyle. Yani yapacak bir şey yok çünkü başka. Şimdi yarım saatim var tekvandoyu geçmek için. Bilmiyorum, belki gider miyim gitmez miyim. Ama inşallah giderim yani, size hem oranda videosunu çekerim, size de gösteririm. Öyle. Arabanın içini gösterdim. Bir dakika. Evet, aracımız 6 vites 104 beygir. Turbo şarjlı. Şöyle iki tane kinezit var kardeşinin oturması için. Böyle yeri var. Arka koltuklar böyle. Bu koltukları bu arada, arka koltukları şöyle geriye çekip ileri itebiliyorsun. Koltuk ısıtmaları var arabada, iki tane ön koltuklar için. Ondan sonra arabanın arka koltuklarına bile ayak şeyi var. Ayaklara verilen soğuk ya da sıcak var. Kalorifer var işte, neyse ne. Arabanın içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 koltuğun altında da var. Burada da var 7, 8. Sonra 9, 10, 11, 12. Bagajda da 2 tane var. 10, 15 tane yani yaklaşık 15 tane bölme var. Ondan sonra kaloriferimiz böyle şey, göstergeyle, dijital göstergeyle. CD çalarla var. Böyle Siri'den hemen böyle navigasyonu da açayım. Böyle navigasyonu da gösteriyor. Haritada. Böyle haritamızı gösteriyor. Şu anda Zoom CD'miyiz. Okuldan çıktım. Yani öyle. Başka bir şey yok. Burada başka şarkıları dinlememiz için böyle Bluetooth çalarımız var. Bunda Bluetooth yok. Neyse ki. Öyle. Ha bir de şu bunun altında da var bu arada. Pardon. Bunun altında da iki tane bölme var. 19 etliyor falan. 17 etti. Yani o şekilde bu koltukları böyle yukarı indirip kaldırabiliyoruz. Böyle koltuğun bir sürü ayarı var, 10 milyar tane. Ondan sonra emniyet kemerlerini indirip kaldırabiliyoruz. Sonra başka bir şey yok zaten. Bagajımız bayağı büyük.
Biz gelirken bu bagajın içine vallahi 4 tane valiz sığdırdık. Tavana kadar full doluydu. Üzerine de yolda gelirken de bildiğin çakallı menemeni yaptık. Siz bilirsiniz yediyseniz. İnşallah anlatmışımdır bunu YouTube'daki videoda. Her neyse önemli değil. Öyle. Yani şimdilik bu kadar. O zaman eğer tek onda gidersem yine video gelir. Gitmezse zaten videoyu çekmem. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi eve geldim. Akşam oldu. Yarım tatil. Evet. Hava her zamanki gibi karanlık. Şurada setim açık. Yani bilmiyorum. O kadar. O zaman görüşürüz. Bay bay. İlk günüm bu kadardı.